merhabalar beraber örelim mi? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ahududu modeli ile boyunluk yapımını anlatacağım. Daha önceki videomda sizlere Ahududu modeli ile bere yapımını anlatmıştım. Berem 1 ila 3 yaşa olabilecek ölçüde. Bereme bir de boyunluk yapmak istedim. Bu videomda sizlerle boyunluk yapımını paylaşacağım. Boyunluğumda yine 1 ila 3 yaşa olabilecek ölçüde. Boyunumu ben 88 ilmekle beraber başladım. Eğer ki daha büyük yaşa örmek isterseniz her bir ahududu modeli için üçer ilmek ekleyebilirsiniz. Daha küçük yaşa örmek isterseniz üçer ilmek eksilterek daha küçük yaşa örebilirsiniz. Boyunumu ben 250 metre uzunluğunda ip ile ördüm. 4 milim şiş kullandım. 88 ilmekle beraber başladım. Biraz lastik ördüm. Sonrasında ahududu modelim kurulumunu yaptım. Ahududu modellerimi yeterli büyüklüğe gelene kadar ördüm. Sonrasında tekrar lastik ördüm. ilmeklerimi keserek boyunluğumu bitirmiş oldum. Şöyle yandan aşağıya doğru dikişimiz var. Yan dikişimi de yaparak boyunluğumu tamamlamış oldum. Güzel bir boyunluk çalışması. Ahududu modelinin ayrı bir videosu sayfamda var. Açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakarak da Ahududu modelinin yapılışını oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi boynumuzun yapımına geçelim. Boyunluğumu yapmaya başlıyorum. Modelim için 4 milim şiş kullanacağım. 250 metre uzunluğunda ip kullanacağım. Sizlerde istediğiniz renkle beraber modeli örebilirsiniz. Şöyle şişimin üzerine 88 adet ilmeğimi atıyorum. Şişimin üzerine 88 adet ilmeğimi attım. Şimdi lastik kurulumu yapacağım. Ilmeklerimi bir düz, bir ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Başlangıç olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz bir ters olarak sırama örüyorum. Sonrasında arka yüzde düz gördüğüm ilmekleri düz Ters gördüğüm ilmekleri ters öreceğim. Toplamda 10 sıra lastik öreceğim. Bu sıramı bir düz, bir ters olarak tamamlayacağım. Arka yüzde düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters öreceğim. Bu şekilde sıralarımı tamamlayacağım. 10 sıra olana kadar Lastik örgümü öreyim. 10 sıra lastik örgümü ördüm. Şuradaki düz örgüler yukarıya doğru saydığımda 2 4 6 8 9 10. sıra şişimin üzerinde. 10 sıra lastik örgü benim için yeterli. Şimdi modelimizin kurulumuna geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar iki ters bir düz öreceğim sıramı iki ters bir düz olarak ördüm sonda 3 ilmeğim kaldı 3 ilmeğim de ters olarak ördüm örneğimi çevirdim örneğimin arka yüzündeyim burada ters gördüğüm ilmekleri ters düz gördüğüm ilmekleri düz öreceğim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Sonraki iki ilmeğim düz, iki ilmeğimi düz ördüm. Sonraki ilmeğim ters, ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki iki ilmeğim düz, iki ilmeğimi düz ördüm. Sonraki bir ilmeğim ters, ilmeğimi ters ördüm. İki düz, bir ters şeklinde sıramı tamamlıyorum. sıramı tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada ahududularımızı yapmaya başlıyoruz. Kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında iki tane ters ilmeğim var. Bir, iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında bir tane düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkartacağım. Düz ilmeğin içerisine şişimle beraber giriyorum. Bir tane örüyormuş gibi yapıp ilmek çıkartıyorum. Sol şişimdeki ipimi ilmeğimi bırakmıyorum. Sağ şişime bir ilmeğimi doladım. Tekrardan örüyormuş gibi yapıp bir ilmek çıkartıyorum. Tekrardan sağ şişime ilmeğimi bir doluyorum. Tekrardan örüyorum ve sol şişimdeki ilmeğimi bıraktım. 5 tane ilmek burada artış yaptık. 1 2 3 4 5 tane ilmek artışı yaptık. Sonrasında iki tane ters ilmeğim var. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir tane düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu bir sonraki ahududu modelini yapacak olduğumuz düz, düz ilmeğimiz. O yüzden bunu düz olarak ördüm. Sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasındaki düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. 3 4 ve 5 tane ilmeğimi çıkarttım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasındaki düz ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasındaki düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek çıkartıyorum. Sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum sonrasındaki düz ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasındaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasındaki düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar öreceğim. İki ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasındaki düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters öreceğim. Sonrasındaki düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkartacağım. Sonra 2 ilmeğim ters, 2 ilmeğimi ters öreceğim. Sonraki düz ilmeğimi düz öreceğim. yani bir tane düz ilmeğimizden 5 ilmek çıkarttıysak sonraki düz ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki düz ilmeğimizden 5 ilmek çıkartacağız. Sonrasındaki düz ilmeğimizi düz öreceğiz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım ön yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki iki ilmeğimin yönü düz. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğim ters. ilmeğimi ters ördüm. Sonrasında iki ilmeğim düz. Bir, iki ilmeğimi düz olarak ördüm arada arttırmış olduğum 5 tane ilmeğim var. Bu 5 tane ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Sonrasındaki 2 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Sonrasında arada bir tane ters ilmeğim var. İlmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında 2 ilmeğim düz. 1 2 ilmeğin düz aradaki 5 ilmeğimi arttırmış olduğum 5 ilmeğim de yine düz olarak örüyorum 2 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm sonrasında 2 ilmeğim de yine düz olarak ördüm arada bir tane ters ilmeğim var ilmeğimi ters olarak ördüm sonrasında yine 2 ilmeğimi düz örüyorum 1 2 ilmeğimi düz ördüm arttırmış olduğum 5 ilmeği de yine düz olarak örüyorum 5 ilmeğim de düz ördüm yine burada 2 ilmeğim düz 2 ilmeğim de düz olarak ördüm toplamda ara kısımda 9 ilmeğimi düz olarak ördüm arada bir tane ters ilmeğim var ilmeğimi ters olarak ördüm yine burada iki ilmeğim düz arada arttırmış olduğum 5 ilmeğimi düz öreceğim ve şu iki tane de yine burada düz ilmeğim var bununla beraber ara kısımda 9 ilmeğimi düz örüyorum bir tane arada ters ilmeğim var sonrasında yine 9 ilmeğim düz bir tane ters ilmeğimi ters örüyorum bu şekilde buradaki sıramızı tamamlayalım. 9 ilmeğimizi düz örelim. Arada bir tane ters ilmeğimiz var. O ilmeğimizi ters örelim. Ben de sıramı bu şekilde tamamlayayım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 1 2 ilmeğimi ters ördüm. Arada 5 ilmeğim vardı. 5 ilmeğim de yine ters olarak örüyorum. Sonrasında iki tane ters ilmeğim var. 2 tane ilmeğim de yine ters olarak ördüm. Arada bir tane ilmeğim düz. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani arka kısımda 9 ilmeğimizi düz olarak örmüştük. Ön yüzde o dokuz ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Arka kısımda örmüş olduğumuz ters ilmeğimizi ön yüzde düz olarak örüyoruz. Ve aradaki 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine aradaki 9 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüzdeki sıramı da tamamlayacağım. 9 ilmeğimi ters, 1 ilmeğimi düz olarak sıramı tamamlayacağım. Ön yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi yönü ters ilmeğimi ters ördüm. Sonrasında 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 9 ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 6, 7, 8 ve 9 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzdeki sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Ön yüze geldiğimde ön yüzde arka yüzde örmüş olduğumuz 9 düz ilmeğimizi ön yüzde ters olarak öreceğiz. Aradaki bir ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Ön yüzde de bu şekilde öreceğiz. Yine arka yüzde 9 ilmeğimizi düz bir ilmeğimizi ters şeklinde öreceğiz. Şurada arttırmış olduğumuz 5 ilmeğimiz vardı. Bunun üzerindeki ters ilmeklerimiz şöyle 1, 2, 3 sıra oldu. Bunları 5'e tamamlayacağız. Şu anda arka yüzdeki sırayı tamamlandı. tamamladığımda 3 sıra ters örgü olacak ön yüzde. Buradaki bu ters örgülerimiz 5 tane olana kadar sıralarımızı örelim. Ben de sıralarımı röy sıralarımı ördüm şöyle arttırmış olduğumuz ilmeğin üzerinde 1 2 3 4 5 tane ters örgüm olana kadar sıralarımı ördüm Şimdi burada arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi toplayacağız. 5 tane ilmek arttırmıştık. Onları bir tığ yardımı ile toplayacağız. Şu arada örmüş olduğumuz düz ilmeğimizin içerisinden 5 ilmek çıkartarak ikinci sıra ahududu modelinin kurulumunu yapacağız. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 ilmeğimi ters ördüm. 5 tane arttırmış olduğum ilmeğimi tığım üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi tığım üzerine aldım. Tel alıp tek seferde şöyle geri çıktım. Tığımdaki ilmeğimi şişime taktım. Sonrasında yine 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2 ilmeğimi ters ördüm. Aradaki düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi düz ilmeğimin içerisinden çıkarttım. Sonrasında 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında 5 ilmeğimi arttırmış olduğum 5 ilmeğimi tığımın üzerine aldım. Tek seferde geri çıkıyorum. Tığımdaki ilmeğimi şişimin üzerine taktım. Sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi çıkarttım. Sonrasında yine 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arttırmış olduğum 5 ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum. 1 2 3, 4 ve 5 ilmeğimi tığımın üzerine aldım. Tek seferde geri çıkıyorum. Tığımdaki ilmeği şişime taktım. Sonrasında yine iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım. Ön yüzdeki sıramı tamamladım. Ahududu modellerim üzerindeki 5 ilmeği toplayarak ahududularıma son şekillerini verdim. Ve aradaki düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek çıkartarak ikinci sıra ahududu modelimin kurulumunu yaptım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Yine ilk sırada ördüğümüz gibi bu sırayı da aynı şekilde öreceğiz. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi yönü düz, iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonra arttırmış olduğum 5 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bu ilmeklerimizi arka yüzde düz olarak örüyoruz. Ön yüzde ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayacağız. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında 2 ilmeğim düz, 2 ilmeğim de yine düz olarak ördüm. Toplamda 9 ilmeğimi düz örmüş oldum. Sonrasında Şurada ahududu modelimizi toplamıştık. 5 ilmeğimizi toplayarak bir ilmeğe düşürmüştük. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 ilmeğimizi bir ilmeğe düşürmüş olduğumuz ilmeğimizi ben ters olarak ördüm. Sonrasında 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 5 ilmeğim de yine düz örüyorum. Sonrasında yine 2 ilmeğim var. Onları da yine düz örüyorum. Toplamda ara kısımda 9 ilmeğimi düz örmüş oluyorum. Sonrasında 5 ilmeğimizde 1 ilmeği düşürmüş olduğumuz ilmeği ters olarak örüyorum. Sonrasında 9 ilmeğimi düz örüyorum. 5 ilmeğimizi 1 ilmeğe düşürmüş olduğumuz ilmeği ters olarak öreceğim. Evet o ilmeğimi şimdi ters olarak ördüm. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Ön yüze geldiğimde ara kısımda örmüş olduğumuz yani şurada arttırma yapmış olduğumuz ilmeklerimizle beraber ara kısımdaki ilmeklerimi ön yüzde ters olarak öreceğim, arka yüzde düz olarak. Ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak. Yani şuradaki gibi şu arada arttırmış olduğumuz 5 ilmeğimizin üzerindeki ters örgülerimiz 5 tane buradaki gibi 1 2 3 4 5 tane olana kadar bu sıramızda aynı şekilde öreceğiz sonrasında aradaki düz ilmeğimizin yani şunun üzerindeki düz ilmeğimizin içerisinden 5 ilmek çıkartarak 3. sıra kurulumu yapacağız bu şekilde sıralarımızı ilerleteceğiz toplamda 6 sıra ahududu modelim olana kadar sıralarımı öreceğim ben de sıralarımı 6 sıra ahududu modeline tamamlayayım. Boyunluğumdaki ahududu sıralarımı ördüm. Yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ahududu modelim olana kadar sıralarımı ördüm. Şöyle sizlere ölçüsünü de vereyim. Şu şekilde 15 santim olarak boyunluğumu ördüm. Şimdi son ahududu modelimi yaptım artık ahududu modeli yapmayacağız burada var olan ahududularımızın üzerindeki 5 ilmeğimizi toplayacağız buradaki düz ilmeğimizi artık kurulum yapmayacağız bunu düz olarak öreceğiz kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum sonraki iki ilmeğimi ters örüyorum Sonra kurulum yapacak olduğumuz düz ilmeğimiz var. Artık modelimizi tamamladığımız için buraya kurulum yapmıyorum. Bu düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında iki ilmeğimi ters örüyorum. Arada arttırmış olduğumuz 5 ilmeğimiz vardı. 5 ilmeği tığ ile beraber tek seferde topluyorum. 5 ilmeğimi bir ilmeğe indirdim ve ilmeğimi şişimin üzerine taktım sonrasındaki ilmeğimi ters örüyorum sonrasındaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum 5 ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum 5 ilmeğimi 1 ilmeğe şu şekilde indirdim ilmeğimi şişimin üzerine taktım. Sonrasında yine iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum Arttırmış olduğum beş ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum. Tel alıp bir ilmeğe indirdim ve ilmeğimi şişimin üzerine taktım. Sonrasındaki ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Yine iki ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki beş ilmeğimi tığımın üzerine tığımın üzerine alarak bir ilmeği indireceğim. Bu şekilde buradaki sıramı tamamlıyorum. Ön yüzdeki sıramı tamamladım örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada lastik kurulumu yapacağız. Başlangıçta yapmış olduğumuz lastiği bu kısımda da yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi, örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum bir düz bir ters olarak sıramı örüyorum. Arka yüzdeki sıramı bir düz bir ters örerek tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada da yine sıramı bir düz bir ters örerek tamamlayacağım. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi yönü ters, ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi yönü düz, ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi yönü ters, ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi yönü düz, ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz bir ters örerek sıralarımı tamamlayacağım. Başlangıçta 10 tane lastik sırası örmüştük. Bu kısımda da yine 10 tane lastik sırası öreceğim. Sıralarımı 10 sıraya tamamlayayım. 10 sıra lastik örgü sıramı ördüm. Şöyle 2 4 6 8 9 10. sıra şişimin üzerinde 10 sıra lastik örgü sıramı örmüş oldum şimdi kesimimizi yapacağız kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum sonraki ilmeğimin yönü ters ilmeğimi ters örüyorum ilk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum sonraki ilmeğimin yönü düz ilmeğimi düz örüyorum İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi yönü ters, ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi yönü düz, ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğim ters, ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Düz gördüğüm ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Ters gördüğüm ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Kesimimi bu şekilde yapacağım. Normal düz olarak da kesebilirsiniz. Ama lastik kesimlerde genelde bu kesimi kullanıyorum ben. Şu şekilde kesimin görünüşü. Düz ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğim üzerinden atlatıyorum, ters gördüğüm ilmeği ters örüyorum, ilk ilmeğim üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimin kesimini yapayım. Boyunluğumun kesimini yaparak boyunluğumu bitirmiş oldum. Şimdi dikimine geçeceğiz. Şöyle ölçüsünü de sizlere vereyim şu şekilde boyunluğumun bitmiş hali 18 santim şöyle bitmiş hali 18 santim şimdi dikimine geçeceğiz şurada ipimi uzunca bıraktım ucuna iğnemi geçirdim boyunluğumu şu şekilde ikiye katlıyorum ben ön yüzden dikimimi yapacağım Sizler isterseniz arka yüzden de dikiminizi yapabilirsiniz. Şöyle karşıdaki kenarın uç kısmından iğnemi geçiriyorum. Tekrardan iki uç kısımdan iğnemi geçiriyorum. Şöyle burayı sabitlemiş oldum. Şu kenarda düz örgülerimiz var. Hemen şöyle dal çık yaparak şöyle dal çık yapıyorum içerisine. Yine bu kısımdaki düz örgünün de içerisine aynı şekilde iğnemi geçiriyorum. yine karşıda aynı şekilde ilmeğin içerisine şu şekilde iğnemi geçirerek buradaki lastik kısmının dikimini yapıyorum isterseniz iç kısımdan da dikebilirsiniz lastik kısmının dikimini tamamladım. Şimdi burada şu kenardaki örgülerimizi şu düz örgülerimiz içeride kalacak şekilde bu kısımda dikeceğiz. Hemen şu kenardan şöyle yine iğnemi şöyle batırıp çıkartıyorum. Bu kenardaki dikişimi bu şekilde yapacağım. Çünkü şu düz örgülerim iç kısımda kalmasını istiyorum. Dışarıda görünmesini istemiyorum. O yüzden bu şekilde buradaki dikimimi de tamamlayacağım. dikimimiz bu şekilde. Aşağıya doğru dikimimi bu şekilde tamamlayacağım yine. Buradaki lastik kısmını burada diktiğim şekilde dikip boyunluğumu tamamlayacağım. Boyunluğumun dikimini yaparak boyunluğumu tamamladım. Güzel bir çalışma oldu. Buradan aşağıya dikimim. Şöyle sizlere ölçüsünü de vereyim. şu şekilde 18 santim olarak boyunu örmüş olduk 1 ile 3 yaşa olabilecek ölçüde yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın